Bir kesim videosuyla daha beraberiz. Gene klasik kesim yapacağım. Ama öne salaş kesim. İlk öğrenme evresinde yapacağın kesimler bu tür kesimler. Nedenine gelince direkt modern kesimleri beklemiyoruz. Sıfırdan eğitim öğrendiğiniz için önce klasik kesimlerle ürün hakimiyetinizi, tarağınızı, makasınızı, makinenizi doğru kullanım teknikleriyle, bahsettiğim doğru kullanım teknikleriyle bir bütün haline gelene kadar klasik kesimlerle çalışmak zorundasınız. Klasik kesim yapacağım. Kısa sürede sonuca gideceğimiz bir kesim olacak. Klasik ve düz makas kesimi yapacağız. E-file ilk evrede kullanmıyoruz. 2 numarayla saçın yanlarının yoğunluğunu alıyoruz. Zaten adı üstünde bahsettiğim gibi klasik kesim çok sıfırlama türevi bir kesim değil. Ama makasla yapmak zorunda olduğunuz bir kesim de değil. Klasik kesimde tekrar söylüyorum üst kademe tarak yardımıyla çok kısa sürede sonuca gidebilirsiniz. Hem zahmetiniz az olacaktır. Teorik olarak, pratik olarak yaptığınız uygulamalar doğrultusunda bizim bu bahsettiğimiz diğer işte fade, sıkın fade kesim türleri, middle, low, high fade kesim türleri son evrede senin için önemli. Onu ifade edeyim. 2 ile kabasını aldık. Hemen 1'i takıyorum tekrardan. Dişi geri çektim. Çok inceltme yapmadan şu altlarda ufak bir lokal olarak altlardaki yoğun görüntüyü çok böyle ufaktan böyle bir temizliyorum. Bak sıfırlama veya çok inceltme değil. Sadece altlarda ufak böyle bir dokunuşla o altlardaki kötü görüntüyü alıyorum gördüğün gibi. İz bırakmıyorum. Şöyle hafiften şöyle tatlı oynamalarla. Saç kesimini yeni öğrenenler için hem yardımcı bir video olacaktır. Bunu bitirdikten sonra gene kulak kenarları ufak bir revizyon yapılacak. Şu dağınık duran salaşo görüntüleri çapraz değil daha dikey. Kulak ardında ufak bir temizlik. Faul başlarını çok inceltmek istemiyoruz. Yani tam klasik değil. Biraz faul başlarında ufak bir spor bir görüntü elde etmek istiyorum. Gördüğün gibi yanları aldım. Şu altları ufaktan diş uzattım. Hafiften prizimiz çıktı sanıyorum. Ufaktan temizledim yine. Burada illa bir çizgi çizmek zorunda değilsin. Böyle klasik salaş bir şekilde kalabilir. Doğallıktır zaten bu. Yanlarda kesim işini bitirdik. Saçı demin ifade ettiğim gibi salaş bir kesim yapacağı için, ayrımlı bir kesim olmayacağı için yanların bağlantısını kurup üstleri parmak arası kısaltacağız. Burada düz makas kullanıyorum. Düz makas kullanırken de biraz saçı nemlendirip katların, hatların ıslakken daha belirgin olacağını göz önünde bulundurursak daha rahat sonuca gidebileceğimiz bir mentalite olacaktır. Bu arada kamerada senden ricam şöyle biraz ışığı aşağı eğip şu şekilde ki aynada ışık görünmesin. Şimdi iki tarafı da sağa sola dağılımlı bir şekilde kısaltıyorum. Çünkü öne salaş bir kesim olacak. Alttan girdiğim saçı önce büyük bir tarak yardımıyla yaptığınız yani pupet üzerinde yaptığınız pratikler doğrultusunda tarağın üzerine çıkacağın her saçı değil. Saçta gördüğün, fazla gördüğün saçı kısaltacağın mantıkla düz makasla kısaltma işlemini yapıyorsun. Gene tek parmak ve kesinlikle düz makas ilk etapta. Şimdi burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Gittiğinizde çok şu eleştiri alacaksınız. Ya düz makas kullan, işte file kullanmıyoruz falan. Hani müşteriler istemiyor. Şimdi efile makasının bilinçli kullanımını
siz profesyonel anlamda öğreniyorsunuz. Efile makasını kullanmayan bir kitleyle savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki burada kesimler ilk başladığınızda zaten düz makasla başlıyorsunuz. Düz makasla başladığınız için sonraki evrelerde efile makasına geçiyoruz. Aynı şekilde bakın gitmiyorum kafaya doğru uyarak. Tarağı tutup kaldırıyorum. Tarağım sabit değil. Tarağım ufak böyle kademeli bir şekilde ufak formda yukarı doğru taşıyarak makas üstü kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Düz makası. Kıyımda yaptığınız pratik aklınıza geliyor mu arkadaşlar? Kıyım mantığıyla. Şimdi gördüğünüz gibi yanların kabasını aldım. İnce tarakla son bir revizyon yapabilirim. Şimdi üste geçiyoruz. Önden alabilirsin. Üste geçeceğim. Üstü de kısaltmak istediğim uzunluk ölçü birimince. Az kısaltmak istiyorsan az, çok kısaltmak istiyorsan çok. Parmak arası arkaya doğru. Önden başladığımız tutamı arkaya doğru. Yanından bir tutam daha önceki kestiğimiz saça uygun bir şekilde. Bir arkaya. Bu sefer yanda kestiğiniz saç direkt ortaya çıkıyor zaten. Ona uygun bir şekilde arkaya doğru saç sürme yöntemi. Yaptığınız o pratik, yani saç sürme yöntemiyle arkaya doğru birbirini takip eden katlı kesimler oluşturuyoruz. Bu arada demin de ifade ettiğim gibi parmağınızın üzerine çıkan her saçı keseceksiniz diye bir mantık mentalite yok. Burada biraz hayal gücünüz ve yapmak istediğiniz şeyin mantığını kafanızda çözümlemek zorundasınız. Şimdi buradan aldığım saçı şu şekilde tutup böylece ne kesersem kısacık bir saç kalır. Daha kaldırırsam daha uzun kalır. Yani bunun mantığını çözümlemek zorundasınız. Mantığını çözümlemeden tarağın üzerine veya parmağımın üzerine çıkan her saçı keseyim mantığıyla hareket ederseniz sonu hüsran olacaktır. Yani ne uzunlukta bırakmak istiyorsanız saçı ona göre kısaltacaksınız. Şimdi düz makasla istediğimiz formda, yani evet salaş bir tarama modeli, belki spor bir model ama klasik bir kesim yaptık. Çok böyle sıfırlama türevi detay bir çalışma yapmadık. Bir önceki kesimlerimi kontrol edeceğim şekilde parmak arası saçlarımı kısalttım. Belli orantıda simetri bir şekilde kısalttığımız saçı çok düz durmasını istemediğimiz için biraz, özellikle salaş kesim yapıldığı için asimilite, yani biraz hareket kazandırmak zorundayız ki saç düz durduğunda biraz hareketli dursun. %70'lik efile makasımızla saçın dörtte üçünü parmak altında bırakıp dörde birini böyle kaydırma tekniğiyle, parmağınızla aldığınız saçı yukarı doğru kaydıracağınız mantıkta bir hareket kazandırıyoruz. Bu işlemde saçı yoğunlukta kısaltmayıp yoğunlukta uçlarına hareket kazandırdığımızı bir kez daha hatırlatmak isteyeyim. Bu makasla eğer saçı kısaltacaksak, %70'lik makasla kısaltabilir miyiz? Evet, kısaltabiliriz. Biraz da dikey vuruşlarla, bir önceki kesimde bahsettiğim teknikle tatlı hareketler kazandırdım. Şimdi yan düşlerinde gene asimile bir şekilde saç uçlarına tatlı hareketler kazandıracağım mantıkla kısaltma işlemimi yapıyorum. Hem ufak detone görüntüleri elde ediyorum. Şimdi ne kadar düz, simetri, minimal bir kesim, milimetrik bir kesim yaparsan yap, çok düz böyle, saç düzlüğüne bağlı olarak saç uçlarında bir tokluk hissi oluşuyor. Tokluk hissiyatını kaybetmek için makasımızı ufaktan hareket kazandırabiliriz. Şimdi ufaktan neden? Video durdu. Devam ediyor. Elinle tutabilirsin. Devam ediyor mu videomuz? Şimdi çerçeve detayımızı çıkartıyoruz. Bakın çok anlatımlı kesim yapmama rağmen çok hani böyle detaylı bir işçilik yapmadık ama ortalama 9-10 dakikada klasik kesimi
ortaya çıkartabiliriz. Sıfırlama kesimlerini yarım saat 40 dakika sürmesi ve bugün teknik kesimi bile bakın ayrımlarla yapmış olduğum teknik kesim bile 20-25 dakikada bitirdik anlatımla yaptığımız halde. Şimdi sıfırlama kesimleri biraz zaman alabilir. Buna çok aldırış etmenizi istemiyorum. Şimdi bu arada şimdi kısalık formu olarak tamam ki yaptım kestim yeter mi bitti mi ya bitirdim mantığıyla düşünmek yerine uzunluk yeterli mi daha kısaltayım üstün sorusunu sormak yapacağınız saçta sonucu size daha net göstertecektir. Kendi kafanda olmuş olabilir ama müşterinin isteği doğrultusunda bir form veya bir sonuç elde etmek daha mutlu müşteri portföyünü sizlere hazırlayacaktır. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Var mı? Senin var mı sormak istediğin? YouTube'dakilerin var mı? YouTube atacağım video çünkü. Sorularınızı sonradan alırım. Arkadaşlar görüşürüz. YouTube'da bu tür içeriklerin devamı için beğeni, yorum ve kaydetmeleriniz, fikir ve önerileriniz bizler için önemli. Sizleri seviyoruz. Sizler için gayret ve çaba içerisinde olacağız. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.